Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Liglerimiz başlıyor ama lig başlamadan önce milli takım haftasında gerçekten birbirinden ilginç açıklamalar geldi. Arka arkaya hem Trabzonspor'dan hem Beşiktaş'tan hem de Erol Bulut'tan yani Fenerbahçe'den açıklamaları peş peşe izledik. Biz bunlar içerisinden Ahmet Nur Çebi'nin bir imza şöleninde yaptığı açıklamalar üzerine konuşmak istiyoruz. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları gerçekten de gündemi sarsacak ya da belki de öyle söylemeyelim de gündem oluşturacak türden açıklamalardı. Sayın Başkan özellikle işte Vincent Aboubakar, Fabrice Ensakala, Wellington, Francisco Montero, Valentin Rozier, Gökhan Töre, Atakan Üner, Josef de Souza ve Raşit Gezal imza töreninde konuşma yaptı. Aslında hepsiyle bir arada basının karşısına çıktı. Toplu imza töreni gerçekleştirdi ve burada da sorulan sorulara yanıtlar verdi. Şöyle söyleyebiliriz, aslında burada yapılan iş bir anlamda hafta içerisinde ya da daha önceki günlerde yapılan eleştirilere bir anlamda yanıt vermek üzere oluşturulmuş bir imza töreni gibiydi, öyle söyleyebiliriz. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü başkanın sözlerinden de bu kanıya varmak mümkün. Özellikle transferlerle, yeni transferlerimizle karşınızdayız. Beşiktaş için transfer yapmıyor diyorlar. İşte size transferler dedi. Mensah da bir videoyla katıldı bu imza törenine. Oyuncular da görüşlerini aktardı. Ama özellikle biz Başkan Ahmet Nur Çebi'nin sözleri üzerinden biraz hareket etmek istiyoruz. Burada gördüğümüz bazı hataları da gündeme getirmek istiyoruz. Şimdi diyor ki transfer yapmadığımız şeklinde eleştiriler için bu imza törenini yapmak zorunluluğunu hissettik diyor. Başkan biraz geç kaldın bu konuda. Ayın işte 15'inde 16'sında yani transfer sezonunun 5 Ekim'de bittiği sürecin arkasından 10 gün sonra bir toplantı yapıyorsanız bu biraz da görsel şov gibi bir şey oluyor. Bir anlamda siz eleştirilere yanıt vermek istiyorsunuz ama bunlar tatmin edici değil. Neden tatmin edici değil? Hemen şunları söyleyelim. Evet, o 8 imzayla karşısına çıkıyorsunuz basının ama 4 tane lig maçı, 2 tane de Avrupa maçı, biri Şampiyonlar Ligi ön elemesi, biri UEFA Ligi ön elemesi, 6 tane maçı sağ beksiz oynadınız. Onun için de bir sağ bek almadığınız için bir kere en başta, bırakın takım kurgusundaki diğer oyuncuları, bir sağ bek almadığınız için 6 maçı sağ beksiz oynadınız. Ha, sağ bekte bir oyuncu vardı, Necip vardı ama onun ne kadar sağ bek olduğu konusu tartışılır. İyi niyetiyle orayı doldurmaya çalıştı. Ve biz bu oyuncularla şampiyonluğu kovalayacağız dedi. Bir kere onda en ufak bir kuşku yok. Tabii ki şampiyonluğu kovalayacaksınız. Beşiktaş kulübünün forması da şampiyonluğu kovalar. Zaten sezon başlarken dört büyükler şampiyonluğun olağan şüphelileridir. Yani onların şampiyonluk iddiaları vardır. Şimdi söylediği bir önemli konu var. Geçmiş yönetimlerden hesap sormak için gelmedik diyor. Doğru ama yaptığı açıklamalar biraz oraya doğru çekildi. Ayrıca da şunu da söyleyeyim. Geçmişte yapılan hataları ortaya çıkarmak yanlış da değil. Çünkü o hatalardan herkesin ders alması lazım. Onun için de ben o noktada çok fazla bir sıkıntı görmüyorum. Hiçbir futbolcuya bonservis ödemedik. Sadece 200-300 bin euro kiralama ücretleri verdik dedi Sayın Başkan. Kendimizi başarılı görüyoruz. Ya şimdi başarılı görüyoruz derken evet bu paraları ödemediniz ama kulüp Şampiyonlar Ligi ön elemesinden elendi. UEFA ön elemesinden elendi. Ve üst üste iki maç kaybederek, Konya'da 4 gol yiyerek bir kayıp oluştu. Bunlardan kaybınızın ne kadar büyük olduğunu herhalde yanına yazmak lazım. Şampiyonlar Ligi, UEFA, Avrupa Ligi kayıplarının ne olduğunu yanına yazmak lazım. Ki bir de üstelik de galibiyet primi olarak sayılabilecek primleri de kaybettiniz. Yani sadece olaya bu açıdan bakmamak lazım. Sayın Başkan'ın iyi niyetinden en ufak bir kuşkumuz yok. Beşiktaş'a verdiği paraları bile gündeme getirmemesi onun ne kadar Beşiktaş sevgisiyle dolu olduğunun göstergesi. Bu ayrı ama bildiğimiz bir gerçek var ki yani Beşiktaş doğru ve güzel bir
transfer politikası izleyip transfer dönemi geçirmedi. Buna karşılık başkan diyor ki, ben böyle söylüyorum, başkan sadece santrofor almadık diyor. Onu da Ocak ayında tamamlayacağız diyor. Beşiktaş için en iyisini yaptık. Şimdi sadece santrofor mu almadı acaba Beşiktaş? Mesela çok iyi kanat oyuncuları var mı? İşte savunmada diyelim ki Rozier sağ tarafı götürdü. Peki Rozier'den başka bir sağ kanat oyuncunuz var mı? Bütün bunlar soru işareti. Bence iyi bir transfer dönemi geçirmedi. Beşiktaş daha iyisini hak ediyordu. Öyle söyleyebilirim. Ki sağ bek üzerinden yürüdüğümüz için söyleyeceğim. Sadece sağ bek konusunu vurgulamak istemiyorum ama o noktadan yürüyeceğim. Ali Şafak Öztürk'ün söylediklerinde eksikler var dedi. Aslında çok net bir şekilde söyledi Ali Şafak Öztürk. Yani Fenerbahçe aslında çok çok ihtiyacı Beşiktaş'ın varken bir oyuncuyu aynı bedelle, Beşiktaş'ın vermek istediği bedelle transfer etti. Burada bir transfer başarısızlığı olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik Fenerbahçe'nin ihtiyacından çok daha fazla bu noktada Beşiktaş'ın ihtiyacı vardı. Onu da vurgulayalım. Ali Şafak Öztürk tek tek, tane tane her şeyi anlattı. Eksik olduğunu ben düşünmüyorum. Sangare transferinin yapılmaması muhtemelen teknik ekibinde en çok üzüldüğü noktalardan bir tanesidir. Evet, bazı oyuncuların kadro dışı kalması konusuna gelelim. Kadro dışı bıraktığınız oyuncuyu bir kere kesinlikle ne yapıyorsunuz? Parasını ödüyorsunuz. O zaman kadro dışı kalmasının ne kadar değerli olup olmadığını da konuşmak lazım. Douglas konusunda başkan haklı olabilir. Neden? Çünkü ben bir yıldır oynamıyor ve işte PAOK maçında da sakatım ya da kendimi iyi hissetmiyorum, oynamıyorum, oynamak istemiyorum demesi onun artık gözden çıkarıldığı anlamına geliyor ama oyuncuları kenarda tutup onların paralarını ödeyerek kadro dışı bırakmak çok da makul ve mantıklı bir uygulama değil. Evet, bazen sevmediğiniz, hoşlanmadığınız şeyler olabilir ama bunu yapmamak lazım. Ayrıca Tyler Boyd, Enkudu konusunda da ben kulübün düzgün bir davranış içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Yani Ahmet Nur Çebi yönetiminin, şu manada söylüyorum. Keşke Tyler Boyd'u 2 gün önce bıraksaydınız, o zaman ne olacaktı? En azından ona bir talip olacaktı. Belki de siz parasının yarısını ödeyecektiniz, öbür yarısını kulüp ödeyecekti. Böylece de en azından belli bir kalemin kulüp yapısının içerisinden, bütçesinin içerisinden gitmesi engellenecekti. Bunlar görünmeyen hesaplar diye yazabileceğimiz konular diye düşünüyorum. Ben o manada söyleyebilirim. Belki hocanın istediklerini alamadık ama hocanın onaylamadıklarını da almadık diyor başkan. Ama yani şimdi burada bakın, şu konuda kendisine hak vereceğim. Bunun bir ortak kararla alınması gerektiği konusuna, transfer yapılması gerektiğine evet ben de kaniyim. Ben de bu düşüncedeyim. Ama hocanın istediklerini alamadık ama hocanın onayını aldık. Yani bu şimdi hocanın istediklerini alamadığınız zaman işte o zaman da başarıyı beklemek çok iyimser bir yaklaşım oluyor. Onu söyleyebiliriz. Oyuncuların gelişmesi için kiraya verdik. Bu konuda algı oluşturuluyor diyor. Evet, oyuncuların gelişmesi için kiraya verdiniz ama ben tabii teknik ekibin de bazı hatalar yaptığını bu konuda düşünüyorum. Ama elinizde stoper yokken stoperi, sağ bek yokken sağ bek oynayabilecek oyuncuyu vermeniz çok da doğru bir yaklaşım olarak bana gelmedi. Şimdi gelelim en kritik noktalardan bir tanesine. Dorukhan Beşiktaş'ta top oynamak istiyorsa sözleşme imzalayacaktır. Oynamak istemiyorsa Allah yolunu açık etsin. Ya bir kulübün başkanı böyle bir açıklama yapmaz. Böyle bir açıklama korkunç yanlış bir açıklama. Şöyle söyleyeyim. Yani Dorukhan milli takım düzeyine gelmiş bir oyuncu. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Siz ona açık kapıyı bırakacaksınız. Tabii ki menajerlerinin etkisi altındadır vesaire. Birçok etki vardır. Ama siz diyeceksiniz ki Dorukhan'la bir anlaşma zemini arayacağız. O zemin içerisinde anlaşırsak sezon sonuna kalmadan sözleşmesini imzalarız. Ya bunlar alınıp satılan metalar değil. Bunlar insan. İnsan unsuruna nasıl yaklaşılması gerektiğini bilmek lazım. Bu kadar keskin yaklaşırsanız oyuncuların önemli bir bölümünü kaçırmanız gayet doğal bir olaydır. Enkudu, Tyler Boyd konusunda açıkçası ben Enkudu'nun daha iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum ama sakatlığı konusunda çok bir bilgim yok. Onun için de
Açıkçası fazla bir açıklama yapmak istemiyorum. Gelelim Sergen Yalçın bizim için kıymetlidir. Ne zaman isterse sözleşmesini uzatırız. Ya böyle bir cümle olmaz. Yani yönetim ya şey mi yani yönetime gidecek hadi benim sözleşmemi uzatın mı diyecek. Buna karar verecek olan yönetecek olan kişiler. Yani siz diyeceksiniz ki hocam gel 1+1 yapalım bir tane daha yapalım diyebilirsiniz. Ha yapmak istemeyebilirsiniz de ama hoca gidip söylemez. Nerede görülmüş benim sözleşmemi yani Klopp gidip Liverpool'a şey mi diyor benim sözleşmemi 3 yıl daha uzatın mı diyor. Yani böyle bir şey Pep Guardiola City'ye böyle mi söylüyor? Kulüp bu kararı verir uygun görüyorsa devam eder. Ayrıca Sergen Yalçın'la ilgili şunu da söyleyeyim. Sergen Yalçın zaten istenmediği bir yerde, başarısız olduğu bir yerde durmaz. Yani siz sözleşmeyi yapsanız da. Abdullah Avcı konusu da benzer bir durum. Ayrıldığından beri ödeme yapmadık. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet, yani ben bu türden para almak istemeyen kişileri takdirle karşılıyorum. Düşüncesidir, almak istemeyebilir. Çalışmadığım dönemi almak istemem. Bunları alkışlıyoruz. Ancak yabancılara verdiğiniz, Del Bosque'ye verirken, başka oyunculara verirken imtina etmediğiniz bu paraları işte Abdullah Avcı'ya verirken de kabullenmek zorundasınız. Yani böyle bir şey söz konusu değil. İşte kendisine saygı ve sevgilerimizi iletiriz eğer paralardan vazgeçerse diyor. İşte orada eski yönetime hesabını soracaksınız. Bu sözleşmeler nasıl yapıldı diye soracaksınız. Siz de ondan sonra genel kurulunuzda aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Transferde Mensah transferi Beşiktaş'ın başarılı bir transferidir. Onu söyleyebilirim. Gerçekten de zor bir transferi. Aslında işte beşeri ilişkileri iyi kullanarak yaptığını söyleyebilirim. Ve başkanın bence tarihi sözlerinden bir tanesi de Şenol Hoca keşke Beşiktaş'tan gitmeseydi. Şimdi başında bir hocanız var. Sergen Hoca. Bu cümle belki de onu üzebilir diye düşünmeniz gerekiyor. Yani Şenol Hoca'ya başarılar dilemeniz, Şenol Hoca'yı sevmeniz, hemşeriniz olması bunlar güzel. Yani biz de Şenol Hoca'yı seviyoruz. Ama söylediğimiz bir olay var. Yani o geride kaldı artık. Yani biz ileriye bakmamız lazım. Şenol Hoca'yla iyi bir dönem geçirdik. Şimdi başında takımımızın başında Sergen Hoca var. Onunla da iyi bir dönem geçirmek istiyoruz dediğiniz anda daha uygun olurdu. Yani açıkçası Ahmet Nur Çebi'nin basın toplantısı biraz da sıkıntılı bir toplantıydı diyebilirim konuşmalar açısından. Buralarda bazı cümleleri söylerken işte Dorukhan meselesi, Abdullah Avcı meselesi, Şenol Güneş meselesi buralarda bazı cümleleri söylerken biraz daha dikkatli konuşmanın önemli olduğunu söylüyorum. Çünkü her söylediğiniz sözün doğru olması yanında o sözlerin sizi bağlayacak başka getirileri olduğunu da unutmamak gerekiyor. Şimdilik Ahmet Nur Çebi ile ilgili ya da Beşiktaş'la ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmaya ve YouTube kanalımızı değerlendirmeye lütfen devam edin. Hepinize iyi günler, futbol dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.